Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke suresi besmele ile. Yirmi bir gulü vallahu ahad besmele ile. Üç salavat-ı şerife. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا الملك الحق المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا يا ربي okumuş olduğumuz 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 2 adet 4444'lü salat-ı tefriciyeyi 70 küsur bin kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizi, hatm-i haceganımızı, hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle, eksiklerine, kusurlarına rağmen
ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Amin. Şu ibadetlerimize, taatlerimize fazl-ı kereminden ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela ve haseten ve bilhassa Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizlerden ve haseten bu hatimleri indiren, bu salavatları çeken, bu kelime-i tevhidleri çeken, bu hatme haceganlara iştirak eden kardeşlerimize nail vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği, razı olduğu ümmetler olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmetine hüsnü hizmet eylemeyi cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etba-u ahbabının vesaire enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullah'ın ve hasaten Peygamber Efendimiz'den hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar Turuk-u Aliye'mizden güzeran eylemiş olan saadat ve meşayih ve piran ve hulefai Turuk-u Aliye'mizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. O mübarek büyüklerimizin şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, Müslüman ecdadu, ceddadu, akrabau, taallukatımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, buralarda ve diğer İslam beldelerinde cihad etmiş olan mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, ashab-ı hayratu hasenatın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini vesaire müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek, makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen feyemen müzdad eyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarına da sevdiğin, razı olduğun kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Üzerimizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pâk eyle ya Rabbi. Sevmediğin işleri, amelleri işlemekten bizleri kurtar ya Rabbi. Sevdiğin salih amali işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin güzel ahlak ve adaba sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun, yüzü ak, alnı açık kullar olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar, devalar bahşeyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar nasip eyle. Dertli kardeşlerimize devalar bahşeyle. Gönüllerinde muratları olan kardeşlerimizi muratlarına, dileklerine nail eyle. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. İmtihana girecek kardeşlerimizi imtihanlarında üstün derecelerle muvaffak eyle ya Rabbi. Okuyan talebe kardeşlerimizi en hayırlı tahsiller yapıp en üstün derecelerle mezun olup ümmet-i Muhammed'e faydalı fertler olarak hizmete girme nimetine sahip eyle ya Rabbi. Bizi din-i mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmek şerefiyle şerefyâb eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymak ve götürmek ve insanlara tebliğ ve etmek ve onları irşad etmek hususunda bizlere gayret ve kuvvet ve imkan ve başarı ve muvaffakiyet ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanları her yerde aziz eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden, hapisten halas eyle ya Rabbi. Mallarımıza, canlarımıza telafat ve zarar verdirtme ya Rabbi. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, fasıkların, facirlerin, zalimlerin, kafirlerin, cahillerin galebesinden, düşmanların istilasından koru ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i tekrar aziz eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i mansur ve müeyyed ve galip eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz daha nice türlü hayırları varsa sen bize onları ihsan eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi sen hıfz-ı himaye ba'id ve beri eyle ya Rabbi. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münce-i mübareke ki buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye şu can emanetimizi mümini kamiller olarak, sevdiğin kullar olarak, sevdiğin bir iş ve vaziyetteyken teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi şu topluluğumuzla, şu halimizle, böylece bu cem'imizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin liva'ul hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Amin. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri uğratma ya Rabbi. Amin. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Bi gayri hisab duhulü evvelin ile Peygamber Efendimizin ardından Firdevs-i âlâ'na dahil eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser-i Nebevi'den doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu dualarımızı kusurlarımıza rağmen kabul eyle ya Rabbi. İnde külli hatmetin davetün müstecabe. Her Kur'an hatmi indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur. Makbul bir dua hakkı hasıl olur diye hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz müjdelemiş. O Kur'an hatimleri hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Şu hatmi haceganlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. İçimizdeki sakalı ağarmış masum sevdiğin ihtiyarlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Henüz daha günahlara bulaşmamış masum küçükler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri günahlardan döndür ya Rabbi. Amin. Sevapları işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Şeytana kul etme ya Rabbi. Amin. Nefse esir eyleme ya Rabbi. Amin. Dünyaya takılıp ahireti unutanlardan etme ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti zikrikel celil ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Biraz vaktim olacak. Ders almak isteyen kadınlar varmış. Efendim, onlara da ders vereceğim ama hızlı hızlı bazı soruları da cevaplandırmaya vaktim olabilir. Şey yapayım. Bir kardeşimiz diyor ki ben gülmeye korkar hale geldim. Çünkü gülmemin derecesine o gün göre ya o gün veya ertesi gün muhakkak bir ağlayacak bir hal başıma geliyor. Efendim, üzücü olaylara karşılaşıyorum diyor. Artık sevinirken hemen ardından üzüleceğimi biliyor ve sevinmeye bile efendim korkuyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki muhterem kardeşlerim, benim bildiğim şeyleri bilseydiniz muhakkak ki çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız. Kadınlarınızla telezzüz edemezdiniz. Feryadı figan ederek sahralara çıkar Allah'a yalvarırdınız diyor. Hakikaten efendim sıratı mı geçmişiz? Hesabımız mı hoş olmuş? Cennetlik olduğumuz mu tebliğ edilmiş ki güleceğiz? Bu dünya gülme yeri değildir. Düşünüp hatalarını anlayıp ağlama yeridir. Allah'a güzel kulluk etme yeridir. Allah üzmesin, elemlere, kederlere uğratmasın ama vazifesini ve mesuliyetini idrak edip de ona göre güzel kulluk yapmaya da cümlemizi muvaffak eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza kalkardı geceliğin. Kıyamda ağlaya ağlaya sakalı ıslanırdı. Rükûda ağlaya ağlaya yerler ıslanırdı. Secdede ağlaya ağlaya secde mahalli ıslanırdı. Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde. Onun için ağlamak rikkati kalp efendim güzeldir. Allah bizi ağlatacak duruma düşürmesin ama duygulu Müslüman olmaktan da uzak etmesin. Kalbimizi yumuşak kalp eylesin. Arkada kadınlar namaz kılamaz denmiş diye bir yazı geldi. Doğrudur. Bir kadının yani cemaate uyup da kılamaz. Yani burada imam Allahu Ekber dediği zaman ona uyup arkada kılamaz.
Arkada dediğim şadırvanın arkasındaki odalarda kılamaz. Ama bizim burada caminin yan tarafında evleri satın aldık, para yardımı yaptınız, istimlakler oldu, binalar yapıldı, kadınlar kısmı yaptık. Orada namaz kılınır. Neden? Orasının bu cemaate bağlantısı sağlamdır, tamamdır. Şu binamızda yan sokaktaki kapıdan girilip de kadınlar kısmına gelmiş hanımlar imama uyup namazı kılabilirler. Anlaşıldı mı? Şadırvanın arkasındaki mekan ayrı mekandır. Orayla cemaat ittisalı olmadığı için cemaat oraya kadar uzayıp şadırvanın oralarda dolup da oraya kadar gitse kılınır. Oraya gitmediği için, aradan yol geçtiği için orada kılınmaz ama şu bizim sağ tarafımızda yeni istimlak edip de bina olarak camimize kattığımız yerlerde aşağı tarafta alt katta kadınlar kısmı var, yan sokaktan giriliyor. Efendim, orada namaz kılınır. Müsaittir, bağlantısı vardır. Mekan bağlantısı vardır, kılınır. Tasavvufta bir şey, müritlerine mekruh olan bir şeyi tavsiye edebilir mi? Bunun İslam'da yeri nedir? Bu sigara olabilir mi? Bulunmuş olduğu tarikatın prensiplerini yanlış bulan bir derviş başka bir tarikata geçebilir mi? Şimdi haramı, mekruhu tavsiye etmez. Sünnet-i seniyeye uymayı tavsiye eder. Aklı başında ise bir insan, efendim, haram olan şeyi tavsiye etmez. Çünkü günahın büyüğü küçüğü olmaz. Günah kime karşı işlenmiştir onu düşünün de titreyin diye söylemiş büyüklerimiz. Onun için kötü bir şey hiç tavsiye edilmez. Etmemesi lazım. Ediyorsa eksikliğinden ediyordur. Kendisinin yolunda eksikliği olduğunu gören bir insan yolunu değiştirip doğru yola gelir. Bu kapı daima açıktır ve böyle olması şarttır ve farzdır ve mecburiyettir. Böyle olmasa hiçbir Hristiyan Müslümanlığa gelmez. Hiçbir sapık mezhep efendim mensubu hak yola girmez. Hatasını anlayan kendisini ölçecek, doğru yola gelecek. Neyle göre ölçecek? Kur'an'a göre ölçecek. Sünnet-i seniyeye göre ölçecek. Kur'an'a göre aykırı bir şey varsa yolunda bırakacak, Kur'an yoluna gelecek. Sünnet-i seniyeye göre aykırı bir yer varsa hak yola gelecek. O yol daima açıktır. Hatayı bildiği halde hatalı yolda ısrar etmek daha günahtır. Doğruyu bulup efendim hatasını anlayıp doğru yola gelmek lazımdır. Beykoz Tarih, Kültür ve Çevre Mirasını Koruma Derneği olarak takvim satmayı düşündük. Pekala. Camide ticaret yapılmaz. Dışarıda da herhalde şey yapacak. Tabii iyi niyetle alan alır, isteyen alır. İşletme bölümü son sınıfındayım. Geçen sene mezun olamadım. Şu anda efendim bir firmada hesap işlerinde yardımcılık yapıyorum. Efendim tezgahtarlık yapıyorum. Bankadan çek tahsili gibi işlere de bakıyorum. Patronlarımız dışarıda kaldıklarında faizle borç temin ediyorlar. Bu işte çalışmaya devam edeyim mi? Şimdi ticaret işi yapıyormuş efendim. Ticaret kendisinin şeyinde bir mahsur yok. Yani yaptığı işlerde bankadan çek tahsil etmesi normal bir işlemdir. Bunda bir şey yoktur. Çünkü çek bir parayı vereceğim deme manasına geliyor. O kağıdı götürdüğü zaman da parasını alıyor. Para alma verme işlemidir. Haram olan faizdir. Faizin alması da haram, vermesi de haram. Katipliğini yapmak da haram. Yani katipliğini yapsaydı o zaman haram olurdu ama çek almanın bir mahsuru yoktur. Efendim, patronlar darda kaldıkları zaman faizle borç temin ediyorlarmış kendilerine. Tabii o zaman kazançlarına haram karışmış oluyor. Ama bütün patronlar şöyle bir dikkatli bir şekilde incelenecek olsa faizin karışmadığı insan bulmak zordur. İşçiler yaptıkları iş normal olduğu zaman patronlarının kendi özel günahlarından, muamelelerinden dolayı Allahu alem vebal altında kalmazlar. Çünkü yaptığı iş tezgahtarlık, kumaş ölçmek, biçmek, şu işleri bu işleri yapmaktır, mahsuru yoktur. 1,5 yıllık evliyim, bazı problemleri var, tedavi olayım mı? Olsun. Evet. Şeyini söylemedik. Efendim, bazı arkadaşlar Osmanlı sultanlarına laf atıyorlar. Mesela Yavuz Sultan Selim'e kafir diyorlar. Şimdi ister Osmanlı sultanı olsun, isterse Osmanlı fukarası olsun. Bir kimsenin aleyhinde konuşursanız, haksız yere konuşursanız cezanızı çekersiniz. Allah var Celle Celaluhu, ahiret var, hesap var.
Fakir de olsa, sultan da olsa cezasını çekersiniz. Ama Osmanlı İmparatorluğu kafir miydi? Hayır. Mümin insanlardı ya, Allah insaf versin. Yani hiç mi idareci görmediniz? Gözünüzü açıp etrafa bir baksanıza, yani asrımızı düşünün, geriyi düşünün, ileriyi düşünün, sağı düşünün, solu düşünün. Adamlar nasıl yaşadılar? İnsaf vardı. Bu kadar da insanın gözü kapalı olmaz ki. Sonra bir insana kafir demek için kafir olduğunu belgeleyen bir söz veya hareketi olması lazım. Adam namaz kılıyor, adam mümin. Vefatı yanın sırasında yanında şey var, Hasan Can var. Demiş ki, bakmış ki padişahın durumu ağır. Yavuz Selim için söylüyor. Cami yaptırmış şurada, Fatih'in ilerisinde Yavuz Selim camisi var ya, buna kafir nasıl diyebilirim? Bre insafsız. Öleceği zaman Hasan Can sormuş, sormamış da yavaş yavaş edeple Osmanlı terbiyesiyle telkin ediyor. Padişahım diyor, şimdi şu zaman Allah'la meşgul olma zamanıdır. Bakıyor vaziyeti ağırlaşmış, ölmek üzere yani, ruhu teslim olacak neredeyse, yani ihtar ediyor, yani kelime-i şehadet getir Allah de filan demek istiyor ama Osmanlı terbiyesiyle söylüyor padişaha karşı. Efendim celalli bir adam tabi, efendim ona karşı öyle, yani şu anda diyor Allah'la meşgul olma zamandır, yani la ilahe illallah deyip kelime-i şehadet getirip Allah Allah demek zamandır. Cevabı şu, diyor ki ya sen bizi şimdiye kadar neyle meşgul sanırdın? Sen bizi neyle meşgul sanırdın? Yani ne demek istiyor? Allah'la meşgulüm. Zikrime devam ettim demek istiyor. La ilahe illallah'ı inkar etmemiş ki. İslam'a hizmet etmiş. Padişahlık yaparken kızmış, adam kesmiş, şey yapmış. Bir insanın günahkar olması, hatalı iş yapması kafir olmasına sebep olmaz. Padişahlığın devresinde efendim esmiş, tozmuş, kükremiş, iyi kötü icraat yapmıştır. İcraatı tenkit edilebilir. Ama yani Yavuz Selim'i tarihçiler, böyle doğru düzgün işi ölçebilen insanlar, mesela tutalım kültür tarihimizi çok güzel inceleyenlerden efendim şey Yahya Kemal Beyatlı en büyük padişah olarak kabul ediyor. Yani yaptığı icraatı, devlet yönetimi cezasız olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi hiç idam yok mu? Hiç hapis yok mu? Devlet yönetimi bu, kolay mı? Yani mutlaka gizli teşkilatı olacak, polisi olacak, askeri olacak, harbi olacak, darbe olacak, gerillası olacak, kontrol gerillası olacak, normal. Efendim Abdülhamid'in sansür heyeti varmış, bilmem gizli efendim hafiye teşkilatı var. Hafiye teşkilatı demek, MİT teşkilatı demek, elbet olacak. Yani bundan ne yani, İngiltere'nin yok mu yani? Fransa'nın yok mu? Başka bir devletin yok mu? Herkesin var. Yani devlet işi zordur. Devlet işi yapacağın zaman hem iyi iş yapanı talip edeceksin, hem kötü iş yapanı cezalandıracaksın. Hatası varsa, hataları olabilir. Yavuz Selim'in bir hatası babasını tahttan indirmektir. Saltanata kendisi talip olmuştur. Trabzon'dan asker çekmiştir, babasını tahttan indirip kendisi oturmuştur. Böyle bir adam. Delikanlılığında öyle yapmış ama yani hatalı hareketleri var ama çok da hizmet etmiş. Hatasıyla, sevabıyla hesabı Allah'a ait. Kafir diyemezsin. Kafir olmayan bir insana kafir dersen söz havada ona kadar gider. O kafir olmayınca döner söyleyene gelir. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Ona kafir diyen kafir durumuna düşer. Ceza olarak. Onun için böyle ileri geri konuşmasın kimse. Sakal sünnetinin dinimizdeki ehemmiyeti. Sakal efendim sünneti diyor zaten. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Kesmek haramdır. Ama mevcut şartlar bilmem neler filan dolayısıyla millet kesen kesene, sakal da kesiyor, bıyığı da kesiyor, efendim talebedir, memurdur, bilmem askerdir filan diye ayırır. Dindeki yeri soruluyor. Dindeki yeri sakal kazımak haramdır. Efendim halkullahı tayyir babından Efendimiz sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın buyurmuştur. Sakallı olması lazım. Bir manisi yoksa insanın. Filanca müesseselerde kar payı, kar zarar olarak para yatırmada bir sakınca var mı? Yoktur. Sistem olarak İslam bir sistem. Bazı kimseler Muaviye'ye halife demiyorlar. O malum Muaviye radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in sahabesidir, vahiy katibidir. Sahabeden hiçbir kimseye biz ileri geri konuşmayız. Ama onun oğlu Yezid İbni Muaviye Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da
şehit edilmesine emir vermiş bir kimsedir. Ondan dolayı ve bir de Muaviye radıyallahu anh'ın efendim Hazreti Ali'nin karşısına çıkıp da şey yapmasından dolayı tenkit edilecek tarafları vardır ama sahabedir. Biz hepsine hürmet edip şey yapıyoruz. Evet, ders tarifine vakit kalmamış. Öteki şeyler kaldı. İnşallah mühim bir şey yoktur. Ben gene hocaya vereyim. Şunlar cevaplandırılmamış olanlar, hoca efendi neredeyse ona ulaştırın. Şunlar cevaplandırılmış. Ders tarif edelim de bunlar da mahrum gitmesin. Allah'a emanet. Şunu çekiver bakalım. Allah. Bakın harcamadım.